sabah uğurlamamızı da yaparak beni yolcu etti köpeklerime, sağ olsunlar. Şimdi yeni bir video ile yine karşınızdayım. Günaydınlar. Bugün serin bir hava var. Daha doğrusu bu aralar sabahlar bayağı serin. Ben de yazlık mont giydim ama öğleden sonra da hava çok sıcak oluyor. O yüzden birazcık üşüyelim, hem bayılırız diyorum. Bugün değişik bir şey var. Bugün farklı bir yerle görüşme yapacağız. Bir motosiklet bayiyle görüşme yapacağız. Bursa'da çok fazla motosiklet bayisi var tabii ki. Ben de yavaş yavaş bazılarıyla tanışmış oluyorum. Bakalım burada neler yapılıyormuş, onları göreceğiz beraber. Sen, vay be, dönerken sinyal vermen. Neyse, biz yolumuza bakalım. Ben şimdi okul saati, burada yoğunluklar başladı tabii. Ha, sen sinyal? Sinyal yok mu? Yok. Dolu dizgin başladık sabaha. Ben birazcık daha dikkatli süreyim motorumu. Size de iyi seyirler. Buraya da gelmeme tek sebep bir tane trafik lambası atlıyorum. Yani 3 değil de 2 lambada durayım diye. Ama saat 8.30 olduğu için artık her yer birazcık kilitlenmiş oluyor açıkçası. Bu ne renk, ben göremiyorum ya. Mavi mi bu? Mavi. Hiç ara dere de yok bir yerden geçebileceğim. Bakalım. İnşallah ineceğiz buradan aşağıya. Sağa döneceğiz. E5'e bağlanacağız. Siz İzmir yolu diyorsunuz. Hatta bir yerden sonra canı sıkılıyor. Ankara yolu diyorsunuz. Aynı yola. Fakat ben E5 diyorum. Daha kolay artık benim için. Ya da ana yol. Tek ana yol olduğu için ana yol da diyorum bazen. Fakat böylesi daha kolay oluyor benim için. Telefonla oynayalım. Bir sinyal verelim. Yalnız o taraf da iyi kalabalıkmış ha. Aslında yani daha az bir trafiğe giriyorum ama oradaki trafikten kaçabiliyorum aslında. Orada kaçış yerleri oluyor. Burada gördünüz. Bir ışık da yoktu yani. Hani bir bekleme de yoktu. Şimdi ikinciye arada bir boşluk bulduk, hemen değerlendirdik. Önce şu karşısı yanacak. Sonra burası yanacak. İnşallah. Bekliyoruz. Yandı. Hemen şundan önce gidelim. Çünkü sinyal vermiyor. O yüzden kendilerini anlayamıyorum. Gelecek misin? Duracak mısın? Yine sinyal yok. Yine sinyal yok. Belki de gerçekten elektrik faturasına yansıdığını düşünüyorlardır ya. Böyle bir şehir efsanesi var ya hani. Kontrol ediyorum. Biri birinin arkasına veya önüne geçmeye çalışıyor mu diye. Ona göre şerit değiştirip değiştirmeyeceklerini anlamaya çalışıyorum. Normalde bu kadar beynimizi kullanmamızı gerektiren bir durum değil. Sinyal var çünkü. Turn signal denilen, hani dönüşte şerit değiştirirken falan kullanılan bir işaret aracı var. Fakat o tercih edilmiyor bizim ülkemizde. Sinyalsiz dönüyoruz. O yüzden ne yapalım? Biz de insanların zihnini okumak için çeşitli taktikler geliştirmek durumunda kaldık. Mesela bu kamyon üzerinde konuşmuyorum, fakat kamyon, kamyonet vesaire, yük taşımacılığı yapan kargocular, taksiciler, gün içerisinde trafikte çok fazla vakit geçiren insanlar daha tembel araç kullanıyorlar. Yani sinyal vesaire tercih etmiyorlar. Bunu da şuna yorumluyorum. Yani o kadar vakit bir yerde zaman geçirdikten sonra insan orayı benimsiyor ve kendini zannediyor. Gereksiz bir özgüven oluşuyor doğal olarak. Yani burası bizim mahalle gibi oluyor da bu öyle bir şey değil yani. Kurallar bütünü olan bir birliktelik içerisindeyiz yani. Sonra o özgüvenle birlikte artık
bazı şeyleri yapma gereği duymuyor. Ne ben de mi falan oluyor yani. Evet sen de. O yüzden hani taksiciden kaç, minibüsçüden kaç, otobüs şoförüne yanaşma abi falan diyorsunuz ya. Bunun altında yatan psikoloji bu. Biz de inanıyorum ki günün tamamını bu trafikte geçirirsek artık o psikolojiye, benzer bir psikolojiye dönüşür bizimkisi de. Kafa yapımız benzer. Zaten üzüm de üzüme baka baka kararır. Vay sinyal. Tebrik ediyoruz. Ne kadar farklı oluruz ondan emin değilim. Ama yani bu yol insanı bu şekle sokar yani ondan eminim. Çoğumuz benzeriz diye düşünüyorum. Kendi adımı konuşmak gerekirse %100 de garanti vermiyorum açıkçası. Ben de ne yapacağımı kestiremiyorum. Çünkü her gün aynı muamele, her gün aynı şey. Bir yerden sonra insan kendi yöntemini uydurmaya başlıyor. Çünkü kurallar her zaman tam çalışmıyor diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Katılırsınız, katılmazsınız ama böyle bir durum var yani. Ben de sağdan gitmeyi planlamıştım ama bugün burada kaldık. Bakalım neler olacak. Zaten bu sağa hiç anlamıyorum. Burada iki tane şerit kapanıyor. Daha yeni çıkmıştılar zaten. Fakat buralara gelince kendileri bitiyor. Vay, arabam Dacia Alp. İyiymiş. Güzel plaka. Hadi bugün farklı bir şey yapalım. Buradan girmeyelim. Acaba dedim, beni mi durduruyor? Işıklarda her gün eziyet. Aa, polis kapatmış zaten. Yok, dönmeye çalışıyormuş. Pii, trafiğe bak. Siz de sabırsızlanıyorsunuz, anlıyorum. Ben de artık geçme gereği duydum yani. Buradan dalalım artık, yeter. Bak bu kadar keskin yoldan çıkılmaz ya. Bu ne abi? Ha, bir de yıkamışlar. Bu kadar keskin yapılır mı arkadaş? Ya da şunu düşünmüştür zaten. Onunla geçeceğim buradan trafikte. Çok da kasma demiş olabilir yani. Takır tukur yollarımız yine her zaman olduğu gibi. Bu arada yani Bursa'nın yollarına bayağıdır laf etmediğimi ben de fark ettim. Bunda temel faktör Bursa'ya alışmış olmam değil tabii ki. Bunda temel faktör motorum. O kadar hissettirmiyor artık. Yani bu dökülmüş beton fazlalıkları, mikserden dökülmüş bu çimentolar, harçlar artık o kadar umurumda olmuyor. Şu yamalar, yine dökülmüş betoncuklar ve yine virajın ortasına dökülmüş betoncuklar. Bunları sallamıyorum çünkü motor hissettirmiyor. Amortisörlerimiz sağ olsunlar, çalışıyorlar. Yoksa yani ben hala sözümdeyim. Türkiye'de şehir içinde gördüğüm en kötü yollar Bursa'da. Şu ara yenileme çalışmaları yapılıyor. Asfaltlar yenileniyor. Anlamadığım bir şekilde kaldırımlar yenileniyor. Şurası yenilendi mesela. Şuradaki 3 basamağı görüyor musunuz? Orayı geçen gün yenilemek için bir şeridi kapatmışlardı burada. Zaten burada hangi şerit ne tarafa gidiyor çok belli değil ama yine de bir tanesini kapatmışlardı. Orayı yenilediler. Yine oraya bak, birisi çöp sigara paketini atmış. Çöpten de vazgeçmiyoruz. Çünkü milli sporumuz bence çöp atma. Eskidenmiş hani cirit atma hani. Artık çöp atma sporumuz var. Çok da başarılıyız. Dünya zirvesine oynarız yani. Şampiyonluğa oynarız her türlü. Durumlar bu şekildeydi. Neyse ben lafı çok uzattım. Artık yolu bitirmeye çalışayım. Şimdilik kısa bir ara benim için. Selamlar tekrardan. Bugün dediğim gibi bir yeni motorcuya gideceğim. Bursa'daki motosiklet dükkanlarıyla tanış olmaktan mutluluk duyuyorum. Benim için çok iyi oluyor. Çünkü bir yerlerde tanıdık bir usta olması her zaman iyidir. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Neresiydi orası? Demirtaşpaşa mıydı?
Mekan isimlerini, mahalle isimlerini henüz tam bilmiyorum. Kusuruma bakmayın ama navigasyonu takip edip devam ediyorum. Aslında kafamdan da gidebilirim ama TripMate'e bakarak gitmek açıkçası daha kolay geliyor. Sahi benim de bir ara şu plakayı yenilemem lazım. Plaka hem delikli, muayeneden geçti bu arada ama plakalığım kırık. Onun yenisine ihtiyacım var. Belki altına böyle adını yazdırırız, adımı yazdırırım, ne bileyim. İki teke bey falan yazdırırım. Burada belki hatırlarsınız, gazı açtığımda motor kafa sallıyordu. Tekrar deneyelim mi? Gördüğünüz üzere motor artık kafa sallamıyor. Çünkü o zamanki dişli lastikler yok artık. Daha asfalta uyumlu. %50-%50 diyebileceğim bir lastik var. Sorun tamamen dişli lastiklerdeydi. Onlar asfaltta sürmek için tasarlanmış lastikler değil. Şimdilik bir sorunumuz yok. Oo, ileride polisler. Ara gaz veriyorsun. Ha? Süper. Geldik sanırım. Moto Support. Evet, burası. Evet, Moto Support'la tanıştık. Güzel bir işbirliği için sözleştik diyebilirim. Sizin de tabii ki işinize yarayabilecek. Sizi düşünmeden olur mu canım? Sizi tabii ki düşündüm. İşinize yarayabilecek güzel çekilişler konuştuk tabii ki. Yine güzel hediyelerle geleceğiz. Lütfen Instagram'dan takip edip, iki teke sayfasından takip edip veya Motosupport'tan takip edip gelecek hediyelere bence bir göz atınız derim ben. Güzel şeyler olacak inşallah. Motor bakımı ile ilgili de bir iki videomuz olacak kendileriyle birlikte. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Daha ileride konuyla ilgili daha detaylı paylaşımlarım olacak ama bu çekiliş vesaireyi en çok Instagram'da anlık olarak paylaşabiliyorum. Oradan bakmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.